Merhabalar, Outfaper Coin ile karşınızdayım. Şu anda Cross Arena'sının bitmesine 20 gün var ve Hard Cup 21 milyon, Soft Cup yaklaşılmış. Sizlere bu projeden bahsedeceğim. Sorun hepimiz yüz diyor. Bilgi teknolojisi çağında teknoloji gelişmeleri insan hayatını çok değiştirdi. Ancak belge teslimi ve özellikle ticari ve önemli alanlar gibi devasa veri aktarımı hala eski yöntemleri fiziksel postaları talep ediyor. Fiziksel postalama çok zaman alıyor ve çok kaynak harcanıyor. Basılı belgeler, kimlik bilgileri potansiyel olarak sahteciliğe tabidir. Her yıl milyar dolarlık belge dolandırıcılığı nedeniyle doğrudan kayboldu. Mevcut dijital dağıtım çözümleri çoğunlukla merkezi gizlilik garanti edemez. Burada arkadaşlar çözüm sağlıyorlarmış. Outpaper eş düzeyli bir dijital veri dağıtım platformu oluşturmak için BT kriptografi ve diğer güncel teknolojileri birleştirecekmiş. Teslim edilen tüm veriler belirtilen alıcılar dışında gizliymiş. Veriler her bit için değişmeden doğrulanır. Verilerin işleyişi meslektaşlar arasında düzgün bir şekilde yapılmakta ve kayıt altına alınmaktaymış. Böylece teslim tarihlerinin kamu tarafından teyit edilebileceği ancak uygulanamaz olduğu görülmekteymiş. Akranlar dijital verilerin şifrelenmiş parçalarını teslim ederek ve platformun iyi niyetli çalıştırmasına yardımcı olarak ödüllendirilirmiş. 15 Ağustos'ta presalesi başlamış. Cross Sales Kasım'da başlamış ve 2021'de Asya'da bir konferansa girmişler ve önümüzdeki ayın 15'inde Cross Sales bitiyormuş ve alfa versiyonu Şubat'ta yayınlayacaklar. Mayıs'ta beta hayata geçecek ve önümüzdeki sene ise full solution hayata geçecek. Gördüğünüz üzere bu şekilde tasarlamışlar. ERC20 Ethereum bazlı bir token olacak. Projeye katkıda bulun. Jeton satışına katıl. Herkese açık borsalardan satın alabilecek misiniz? Konsensus algoritması POV olacak. Maksimum arz 400 milyon. ICO döneminde satın alınan sadece transfer edilebilir bir sistem olacak. Amaç Outpaper platformunun geliştirilmesi desteği olacak ve nerede kullanılır? Platform hazır olduğunda platformun ortaklaşa dönüştürülmesi, bizden ve ortak şirketlerimizden hizmetlerimizi kullanabileceksiniz. Kamuya açık borsalarda işlem yapabileceksiniz. Yumuşak kap 1 milyon ABD doları olacak. Sert kap dedikleri işte 41 milyon dolar. Referans birisi bir yönlendirici kimliğe sahip para satın aldığında yönlendiren satın alındığı paraların %10'unu referans olarak alacakmış. 400 milyon jetonun %51'i satış öncesi satışa sunulacak. %35 satılacak. İsteğe bağlı satışlar için %6'sı, %28'de danışmanlar ayrılacakmış. Ön satışlar 0,05. Bu şekilde değişiyor. Price token satış da bu şekilde dağılacakmış. Gördüğünüz üzere. Ticaret belgeler ve veriler bu platform içinde baskı yapmak ve onaylamak için insanların etrafında dolaşmak için zaman harcamak yerine dolaştırılabilir. Bu platformda postalama zamanı kaydedilir çünkü belgeler anında internet üzerinde gönderilir ve posta ve belge kaynağında kamu doğrulanabilir kayıt ile gizli olacaktır. Belge sertifikası olacak. Bu platformla şirket ve yetkililerin farklı amaçlar için uygulanamayan belge sertifikaları vermelerine izin verecekmiş. Gördüğünüz üzere yasal uygunluk açısından hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bu platformda belge gönderen verilerin ne zaman veya kimler tarafından alındığına göre belgenin nasıl teslim edildiğini dahil olmak üzere tam teslimat başarısı olursa akıllı sözleşme olarak blockchain'e teslim girişimi kaydedilir. Bu nedenle yasal ve uygulama ihtiyacına uymaktadır.
Sistem bakımı ise bu platformla şirketler anlık görüntüyü gizlice çevrimiçi olarak gönderebilirler. Tüm veriler bütünlük kontrolü ile şifrelenir. Veriler BT protokolü ile gönderilir. Bağlantı kesildikten sonra veri aktarımı kolayca devam edebilir. İndirme tarafında veri çoklu paylaşımlara aktarılır ve veri dağıtım hızını artırır. Telif hakkı verileri teslimatı olacak. Bu platformla video sahipleri önce rastgele görüntüye sahip videoları tek tek oluşturulabilir ve platforma gönderebilir. Video sahiplerinin yalnızca videonun orijinal kopyasını değiştirilen her kopya için torrent dosyasını tutması gerekir. Müşteri korunan bir video kopyasını getirir. Böylece video sızıntısı olduğunda videoda bu şekilde izlenebilir olacakmış arkadaşlar. İyi günler diliyorum.